Hocam şimdi şeker hastalığı tabii sadece bir hastalık deyip geçmemek lazım. Çünkü neticesi itibariyle çok farklı hastalıklara sebep olabiliyor değil mi? Kesinlikle. Asıl bizim korktuğumuz da bu. Evet. Farklı organlarımıza vereceği zararlar ne gibi hastalıklara yol açabiliyor? Evet. Ölüme kadar maalesef gidebiliyor. Yani şeker hastalığı maalesef hastalarımız arasında yeterince önemsenmeyebiliyor. Çok farkında olmayabiliyor hastalarımız. Biraz da şundan kaynaklanıyor. Yani kan şekerinin 150'lere, 200'lere çıkmasıyla büyük çoğunlukla çok belirti bulgu olmuyor. Yani Evet. anlaşılmıyor. O yüzden de insanlar farkına varmayınca şeker hastalığı olduğunu bilse bile ya ben iyi hissediyorum. Yani Evet, bu doktor evham edip duruyor. Yani doğru. beni sürekli sıkıştırıyor. Diyet diyor, hareket diyor, ilaç veriyor. Gerek yok bunlara. Yani bu bakış açısı maalesef süreci istenmeyen noktalara götürüyor. Kan şekerinin kan içerisinde vücuda ulaştığı hemen hemen her yere, bütün doku ve organlara maalesef bu yüksek şekerin toksik etkisi var, zehir etkisi var. Bütün damarlar, büyük damarlar, küçük damarlar üzerinde iki ana başlığa ayırabiliriz. Büyük damarlardan örneğin bacak damarları gidip tıkanmalara neden olabiliyor. Maalesef uzuv kayıpları, işte diyabetik ayak yarası, ülserleri vesaire gibi durumlarla neticelenebiliyor. Hastaneye yatışların önemli sebeplerinden bir Tanesi tanesi. o, evet. Uzuv kayıplarının en önemli sebebi bir tanesi bu. Kalp damar sistemi üzerine demiştik büyük damarlarda. Koroner arter hastalığının en önemli sebebi Kalp şeker krizleri hastalığı, değil mi? kalp En krizleri. fazla evet Evet. görülen grup. Ani ölümler bile yapabiliyor yani. Yine beyin damarlarına pıhtı atması vesaire gibi durumlar şeker hastalığının istenmeyen sonuçlar. Siz uzun süre nefrolojiyle de ilgilendiniz. Böbrek rahatsızlıkları değil mi? Yani Evet. böbrek kayıpları ve diyaliz Evet. hastası olma potansiyelleri de yüksek. İkinci gruba da böbrek giriyor, göz giriyor Hı-hı. işte ve sinirler. Bu küçük Evet. damarlarla beslenen sinirler. Yüksek şekere maruziyetle birlikte bunlarda da ciddi hasar ortaya çıkabiliyor. Böbreğin süzme görevi yavaş yavaş bozulmaya Ya. başlıyor. Toksik maddeler birikiyor. Böbrek yetmezliğine ilerliyor. Diyalize ilerliyor maalesef. Yine diyalize giren hastaların büyük bir çoğunluğu şeker hastalığından Ya. oluşuyor. Yine görme kayıplarının en önemli sebeplerinden bir tanesi şeker hastalığı. Hiç masum bir hastalık değil. Hiç Hastalık değil. deyip geçmeyeceğiz, değil mi? Çok Kesinlikle. ciddi neticeleri var. Kesinlikle.